Tabii biraz detaylandıracağız. Serdar Sarıdağ şu anda telefon hattımızda. Beşiktaş'ın bu yenilgisini soracağım kendisine. Hakemi soracağım, Valerian İsmail'i soracağım. Hani nereden başlasak, nasıl anlatsak? Serdar hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Beşiktaş ilk yenilgisini aldı kendi sahasında. Maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacaksın? Necip'le ilgili, Valerian İsmail'le ilgili, Halil Umut Meler'le ilgili seni dinliyorum. Tabii aslında yediğimiz Beşiktaş'ın yenilen gole baktığı zaman bir ciddi bir orada bir kısa pas hatası var elbette ama aslında sorun Beşiktaş'ın savunmasında değil 3. bölgesindeydi. Neden? Beşiktaş buraya gelene kadar puan ceplerine baktığınızda elbette yediği gol sayısı şampiyonluk yarışındaki bir takım için iyi bir rakam değildi. Attığı goller çok fazlaydı ve kurtarıyordu. Karşısındaki rakip ise tam aksine ligin gol yemeyen takımı ve bugün de yemedi. Yani ligin en etkili 3. bölgesine sahip olan bir takım karşısında gol yemedi. Bence burada sorun tabii 3. bölgedeki son vuruşlar, artık becerisiz mi diyelim veya başka şeyler mi, ona bağlayabiliriz. 3. bölgede yeteri kadar üretkenlik yoktu. Hem pozisyon anlamında hem de son vuruş anlamında. Bir de sen saydıkların içerisinde yoktu ama kaleci tercihi de çok eleştirildi maçtan önce. Hani böylesine bir maçta Ersin daha tecrübeli, o mu olması gerekirdi? O da Beşiktaş'ta tartışılan bir konu. Hakemin tabii eleştirilme noktası şu. Bunu birçok hakem yorumcusu da söyledi. Sakatlıktan yeni çıkmış bir hakem. Efendime söyleyeyim, daha önce Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş ile sorunları olmuş bir hakem. Bu tercih eleştirildi. Valerian İsmail Çiftsarı, Emre Belözoğlu'da sarı kart gördü. Fakat niye Valerian İsmail bu kadar erken atıldı? Üst üste sarı kartlar, bu tartışılıyor. Ama maçı bence kırılma noktası Beşiktaş'ın 3. bölgesindeki son vuruşlarda özellikle. Hı hı. Etkisizlik. Biraz da rakip analizi konusunda belki bir eksiklik olabilir. Başakşehir'in böyle bir savunma anlayışı olduğunu, takım savunmasının çok iyi olduğu konusunda sanki biraz eksiklik var gibi geliyor. Ama tabii ki bu maçı, yani Vodafone Park'ta olduğu için en kötü ihtimalle Beşiktaş'ın berabere bitirmesi gerekiyordu. En kötü ihtimalle diyorum, yani bu oyuna bakarak söylüyorum. Ama tabii ki şampiyonluk yarışında sonuna kadar yola devam etmek istiyorsanız kendi evinizdeki bu tür maçları da kazanmak zorundasınız diye düşünüyorum. Peki bir Necip olayı yaşandı. Necip golde büyük bir hata yaptı. Sonrasında çok demoralize oldu. 2-3 dakika sonra Valerian İsmail Necip'i oyundan aldı. Ve Tayyip Talha'yı sahaya sürdü. Bu da mesela çok konuşulacak bir durum. Çünkü binlerce kişi Necip'i yuhaladı çıkarken. Bu olayla ilgili ne düşünüyorsun? Ya ben yuhalamasına karşıyım. Çünkü Necip defansif orta sahada oynadı. Sağ bekte oynadı. Solda oynadı, stoperde oynadı. Hatta Sergen Yalçın döneminde de oynadı. Fenerbahçe'de gol de attı geride olmasına rağmen. Yani birçok görevi eksikliği yerine getirmeye çalışan, iyi niyetli, çalışkan bir oyuncu. Yani Valerian İsmail de onu tercih etti. Schuster de tercih etti. Mustafa Denizli de, Tigana da, herkes, pardon Tigana döneminde yoktu ama birçok hoca, Şenol Güneş de dahil, herkes tercih etti. O da onun şanssızlığı oldu. Bence oradaki oyuncu değişikliği, hani Necip'in demoralize olduğunu fark etti. O nedenle değiştirdi. Yani Necip'e bir ceza kesme olayı falan değil bence. Ama tabii ki onun adına büyük bir talihsizlik. Çünkü maçta tek bir gol var ve Necip'in kısa pasından kaynaklanan bir atak. O nedenle herkes onun üzerinde yoğunlaşır elbette. Bence bu değişiklik tamamen oyuncusunu koruma adına yapılan bir değişiklik. Anladım. Son olarak şunu sorayım sana Serdar Sarıdağ. Beşiktaş'la birkaç gündür federasyon arasında tansiyon yüksek. Bu maçta Valerian İsmail'in hemen iki sarı kartla 10 saniye içinde atılması, bazı tartışmalı pozisyonlar da var. Duarte'nin elle oynadığı pozisyonda ya da topun Duarte'nin eline değdiği pozisyonda diyeyim. Evet. Yorumcular onu daha iyi değerlendirecektir. Penaltı beklemişti Beşiktaş, VAR'a bile gidilmedi diyor. Beşiktaşlılar neden gidilmedi diyor. Bu gerginlik olayı buraya getirmiş olabilir mi? Yani sezon başında bu kadar federasyonla kavga etmeye, tartışmaya gerek var mı acaba sence? Şimdi geçen maçtan dolayı kaynaklanan bir şey var. Nedir o? Souza olayı.
Bugün Souza sahada olsaydı orta sahası çok daha farklı olabilirdi Beşiktaş'ın. O açıdan baktığımızda üstüne Halil Umut Veler ataması, Balerya'nın kartı, efendim bu penaltı pozisyonu, bunlar üstüne gelince tabii ki taraftar, camia, herkes tepki gösteriyor. Acaba diyor herkes. Hepsini geçti. Yasin Kol yönetimi vardı Alanya maçında. Bunu da eklediğinizde tabii ki camia tereddüt ediyor. Acaba bir şey mi var, ne oluyor diye. Ben bu şeyi anlıyorum elbette. Ama bir kez daha söyleyeyim. Tüm bunlara rağmen Beşiktaş bu maçı kazanabilecek bir kadrosu, bir üçüncü bölgesi, bir oyun anlayışı vardı diye düşünüyorum. Ama üst üste gelince tabii ki haklı olarak herkes bu eleştiri yapar. Bana göre penaltı. Ama artık futbolun ruhuna göre kararlar verilmiyor. Hakemliğin bir kitabı çıktı. İşte vücutlar, sekmeler, bir takım noktalar var. Evet. Ama bizim futbolun ruhuna uygun bir şekilde konuşacak olursak, hani buna, bu pozisyonları bundan birkaç sene önce penaltı çalınıyordu. O da tabii ki farklı tartışmaları getiriyor. Peki. Serdar Sarıdağ'a çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Sana iyi akşamlar diliyorum. Şimdi de tabii bir başka önemli isim Gökhan Keskin şu anda telefon hattımızda. Bakalım sıcağı sıcağına Beşiktaş'ın ligdeki ilk yenilgisiyle ilgili neler söyleyecek. Gökhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Onurcuğum. İyi yayınlar diyorum. Hayriye de iyi programlar diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizin ilk değerlendirmeniz nasıl bu karşılaşmayla ilgili? Beşiktaş ilk kez gol atamadı bir maçta. Valerian İsmail oyundan atıldı ve evinde bir mağlubiyet. Nasıl etkiler Beşiktaş'ı bu durum? Vallahi bu maçı 2-3 açıdan bakmak lazım. Bir Valeri İsmail açısından Valeri İsmail'in cevap vermesi gereken sorular var. Mesela bir tanesi Ersin'le Emre değişikliği. Emre'yi niye tercih ediyorsun? Ersin'i tercih etmiyorsun. Sergen Hoca ile şampiyon olduğumuz sene kalede Ersin hiç vazgeçilmezdi. Geçtiğimiz sezon gene vazgeçilmezdi. Bir anda ligin ilk 4 maçı Ersin kaleyi devraldı. Ondan sonra bir anda ne olduysa Emre kardeşimiz geçti. Emre gelecekte hakikaten Beşiktaş'ın geleceği iyi bir kaleci olacak. Ama şu aşamada Ersin'in niye kestiğinin cevabını vermesi lazım. Ondan sonra bakıyorsunuz maç gidiyor ortada giderken bir anda yenilen gol. Onun peşine de görülen bir kırmızı kart. Ha, Valeri İsmail burada kırmızı kartı gördü. Doğru, hakemi de bazen hakem tarafına da geçeceğiz. Emre Velezoğlu da sarı kart gördü. Peşine el hareketleriyle devam etti. Hakemin pozisyonu görmemeyi tercih etti. Kafasını çevirdi. Ama Valeri İsmail hiç yapılmaması gerekeni yaptı. Hakemi alkışladı, atıldı. Bu pozisyonda bir teknik adamın atılması ne kadar doğru? Takımın başında savaşmak varken atılmayı seçmek niye bu kadar doğru? Belki hırsına hakim olamadı o an. Ama sonuçta siz milyon euroluk takımın teknik direktörüsünüz. Sorumluluk sahibi olmanız lazım ve o sahada durmanız lazım. Hakem açısından bakacak olursak, geçtiğimiz sezonun en başarılı hakemlerindendi Halil Umut Meler. Ama büyük bir sakatlıktan geçti. Federasyonla zaten Beşiktaş'ın geçen haftan Jose Souza'dan dolayı problemi var. Madem bir problem var, sakatlıktan yeni çıkan bir hakemi neden bu maça veriyorsunuz? Şimdi bir iki tane pozisyon var orada. Örneğin Valeri İsmail'in atıldığı pozisyonda iki tane faul var. Bir tanesi Beşiktaş tarafına verilmeli. Aynı pozisyonda Başakşehir tarafına verildi ve bir anda Beşiktaş kulübesi olduğu gibi hareketlendi. Hem Halil Umut Meler oradan sadece Valeri İsmail'i seçti. Sarı kartını gösterdi. Peşinden alkış atınca tabii ki attı. Haklı olarak attı diyeceğim. Ama penaltı pozisyonu, şimdi bazıları diyecek ki işte yere şömeldi, vurdu, eline çarpıyor. Doğru. Ama futbol hatalardan oluşan bir oyun. Yani rakip takım hata yapacak ki siz gol pozisyonu giresiniz. Buradaki Duarte'nin üzerinde hiçbir baskı yok. Hiçbir şey yokken bir anda topta yanlış bir zamanlamayla yere kapaklanıyor. Top o anda ine tapıyor. Bir kontrol, bir avantaj sağlıyor mu? Bence sağlıyor. Hakem orada penaltı verse kimse bir şey der miydi? Bence demezdi. Penaltı, Beşiktaş'ın bir penaltısı yendi diyebilirim. Üçüncüde de baktığımız zaman şampiyonluk oyunu oynuyorsanız orta sahayı rakibe vermeyeceksiniz. Yani top sizde kalacak. İlk yarıdaki top yüzlerine baktığımız zaman oyun daha çok Başakşehir'de kalmış. Top daha çok Başakşehir'de.
Valer İsmail kendi sistemine uygun bir oyunla oynamış. Orta sahayı mümkün olduğu kadar pasifize edip işte Begos'a direkt uzun toplarla pozisyona girmeye çalışmış. Ha bunda başarısız mı oldu? Başarısız da olmadı. Bir Enkudu'ya bakarsanız Enkudu kendi başına 3 tane %100 pozisyon kaçırdı. Yani %100. Bir tane Gerson Fernandez kaçırdı. Maçın son dakikasında Cenk topu biraz daha iyi stop edebilse 5. şansı yani %100 olabilen. Ha bunun yanında Başakşehir'in pozisyonu var mı? Bir iki tane cılız pozisyonu var. Beşiktaş tek başına Enkudu'nun attığı gollerle kazanabileceği bir maçı verdi. Onu diyebilir yani kendi elleriyle verdi esasını. Ha bunu söylerken Başakşehir'i de tebrik etmek lazım. Çıktı. İyi de oynadı. Yani zaten iyi takım. Avrupa'da da bakıyorsunuz. Türkiye'nin şekilde temsil eden takım. Playoff turunda Antwerp gibi bir takımı eledi ki Belçika temsilcisi şu anda Belçika liginde rüzgar arkasını aldı gidiyor. Onun peşine ilk maçında deplasmanda Hart'ı yendi. Bir denizaltı gibi sinsi sinsi esasında şampiyonluğun konuşulmayan ismi Başakşehir. Başakşehir'de kazandığı için tebrik etmek lazım.